Şimdi mikrofon yakınken Levent Bey'e verelim. Levent Bey uzakta kaldın ama olsun. Levent Ağaoğlu. Çok teşekkür ederim. Harika bir konu. Niye? Biz İstanbul dünyanın merkezi sıfır meridyen konusunu zaten ASAM üstlenmiş durumda. Bunun misyonerliğini yapıyor. Öyle diyelim. Şaban Bey son derece değerli bir bilgi verdi başkan. Ben 58 doğumluyum. Şaban Bey de İstanbul doğumluyum. Şaban Bey de 57 yılında İstanbul'da gelmiş. Şimdi bahsettiğini adı üzerinde gece kondu. Türkçe bir kelime. Türklerin koyduğu bir isim. Köy de yine Türkçe bir kelime. İstanbul'u biz geriye almışız. Ama demek ki Şaban Bey'in bahsettiği geri aldıkta o bahsedilen kanun, toprakların sürekli böyle mikroorganizmalar gibi bölünmesi. Demek ki biz daha devletimizi geriye alamadık. O kanun değiştiği zaman biz devletimizi geriye alabileceğiz. Dünyada tarım kıymetleniyor. Biz tarımdan dışarı çıkıyoruz. Bu nasıl mümkün olabilir? Burada bir şey var yani. Şimdi ben soruyu da soracağım da 1946 yılında çok önemsiyorum. 1946 savaşın bittiği Türkiye'de çok partili hayatın başladı ve 11 milyon nüfus binlerce yıl boyunca Anadolu'da nüfus 11 milyon. 46'da ilk kez traktör köye giriyor ve bizim burada konuştuğumuz köyden kopma hadisesi yaşanmaya başlıyor. İnsanlar köyde çünkü işsiz kalıyorlar. Menderes döneminde traktör sayısı 10'a katlanıyor. Bu vazgeçilmez bir gelişmeydi. Şimdi bugün çok önemli Türkiye demokrasiye yöneltecek insanlar. İstanbul'u çok önemsiyorum. İstanbul'daki bu son yıllarda yaşanan İstanbul kötüye gitmiyor, iyiye gidiyor. Dünyanın merkezi olma konumunu tekrar ele geçirme aşamasında. Bugün Marmaray'la bir karşıya geçiyorsunuz. Ben yıllar önce arabamı sattım. Arabasızım. Ne gerek var? Yani binin şeye toplu taşıma araçlarından çok kısa bir şekilde karşıya... Ama eksik şu aşamada. Niye eksik? İşte şeyde başlıyor. Ne o? Kaz Çeşme'de bitiyor. Bizim bunu sormamız lazım. Bu neden sapa bir yerde hala bitiyor? Bunun hesabını sormamız lazım. Bu neden devam etmiyor Halkalı'ya kadar? Planlama anlamında nedir? Yani işte İspanyol gitti, Fransız gitti, İtalya. O anlamda bunları sormamız lazım. Soruyu şu şekilde soracağım. Size hani şehirleşme özellikle konunuz Hüseyin Bey. Türkler köylerde ne zaman yaşamaya başladılar? Şimdi biz Moğollar hep çadırda yaşıyorlar. Türkler hep biz göçebe miydik? Şimdi biz burada yine Şaban Bey'in bahsettiği tarzda söylüyorum. Çatalhöyük'ü biliyoruz. Çatalhöyük ama Türklere ait değil de. Orası bize ait de. Çatalhöyük milattan önce 8000 yılda. Yani 10.000 yıl önceki Anadolu'daki yerleşme. Gidelim oraya. Türk olmayan arkeologlar tarafından başlatılmış bir takım vakıflar falan. Ben peki bir Türk olarak 10.000 yıl önce nerede yaşadığımı, değil mi? Milattan önce 8.000 yılında Türkler neredeydi? Ben neden bunu bilmiyorum? Neden Cumhuriyet bana bunu öğretmedi? Yani şeyi nedir bunun? Şimdi köy hakikaten Türkçe bir kelime. Şehir bize ait olan bir kelime değil. İlk köyler neredeydi? Yani ilk yapı malzemeleri nelerdi? Biz çadırda mı yaşıyorduk yoksa Anadolu'nun dışında bulunduğumuz coğrafyalarda hangi yapı malzemeleri kullanılıyordu? Köy yaşantımız nerede başlamıştı? Çok teşekkür ederim. Vallahi çalışmadığım yerden sorsunuz. Yani şimdi bu Türk tarihiyle ilgili ve Türklerin yerleşik hayata geçişiyle ilgili çok fazla bilgi sahibi değilim. Doğru söylemek gerekirse ama yani sonuçta bir Göktürk anıtları biliyorsunuz yazıtları var. Yani Türkiye'ye gidiyor. Belki Kuri Faruk abi daha iyi cevaplayabilir. Ben topu ona vereyim. Faruk şimdi abi. Olur. Hüseyin abi olur. Ben alırım da Levent abi hakkını helal et de. Şimdi şu sözünüze katılamayacağım. Cumhuriyet bize niye öğretmedi? Siz 58 doğumlusunuz, ben de 57 doğumluyum. Önemli olan sizin öğrenip öğrenmeme isteğiniz. Ben mesela şunu çok iyi biliyorum. Moğolistan'da, Türkistan'da, Türkmenistan'da 5000 yıllık, 10.000 yıllık şehirlerin bulunduğunu arkeologlar bunları buldular. Tarihte ve arkeolojide yayınladılar. Şimdi dolayısıyla ben ecdadımın
Yani siz bakmayın, biz göçebe çadır toplumu, ben o bölgelerde gittim, gezdim, gördüm. Dolayısıyla önemli olan Cumhuriyet bize öğretti, ben de Cumhuriyet çocuğum ve bana öğretti bunu. Önemli olan biz ne istedik? Çünkü biz niye? Cumhuriyet kurulduğunda biz şununla büyüdük. Türkiye Cumhuriyeti'nin iki tane şey var, baş ağrısı var. Bunu gayet iyi biliyoruz, bize onu öğrettiler. Bir tanesi din, bir tanesi de Güneydoğu meselesi. Halbuki öyle değil. Biz ülkemizi sevmek zorunda, ben onu söylüyorum. Aklımız var, iyi bir milletiz, ahlaklı bir milletiz ama bunu iyi kullanacağız. Yani çok güzel bir şey söyledim, Cumhuriyet'i öğretmedi. Öğretti, ben de neydi doğumluyum. Ben şu anda Moğolistan'da, Türkistan'da, Türkmenistan'da 10 bin yıllık şehirler bulundu. Ve bunlar bizim ecdadımızın. Bunları isterseniz girin internete, girin arkeoloji çalışmalarına göreceksiniz onları. Ha biz Türkler bulmadık. İtalyanlar buldu, Amerikalılar bulduk, Kanadalılar buldu. Bu var. Gelelim köy meselesine de. Tabii biz de köylüyüz yani. Köyümüzde kimse kalmadı. Başkanım mezramızsınız diyor ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Boşaldık geldik. Tabii İstanbul'da bizim. İstanbul'dan biz de umutluyuz. Bunun için buraya geldik. Bunlarda bir sorun yok. Sorun daha güzel bir hayata nasıl ulaşırız? Niye biz hep geriden geliyoruz? Dediğim gibi 68'de geldim. Filmlerde görüyorum ya, niye bizim Türk çocuklarımız Gürbüz değil, güzel okullar değil, güzel öğretmenler değil. Ben ilkokulu köyde bitirdim. Bir tek oda, bir öğretmen, 1, 2, 3, 4, 5, çoğu bilir bunları. Aynı sınıftaydık. Öğretmen birinci saat bir sınıfa, ikinci saat bir sınıfa böyle ders yaptık. Niye daha güzellerine layık değil? Bizim ne eksiğimiz var? Bunları araştırırsak tahmin ediyorum o soruların cevaplarını daha iyi bulacağız. Evet şey... Buyur abi, sen epey oldu. Cengiz abi ondan sonra sıra sende. Buyur abi. Levent abi hakkını helal et ha. Can bu fikir sunumu için teşekkür ederiz Hüseyin Bey'e.